Erzurum ili İspir ilçesi Morya ile Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi'ndeyiz. Genel merkezden ziyade bir külliyedeyiz. Adeti bir külliyedeyiz. Yenilenen yönetimiyle, yenilenen yüzüyle, geçmişiyle, geleceğiyle sizlerle Morya ile Kültür ve Dayanışma Derneği'ni tanıtmaya çalışacağız. Yeni başkanımız Ahmet Çelik yanımızda. Evet başkanım, bir yıllık görev süresi içerisinde neler yaptınız? Kısaca bize bahseder misiniz? Tahsin Bey, ben öncelikle size ve ekibinize hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Dedikten sonra biz bir yıl içerisinde neler yaptık? Derneğimizin yeni yönetimi 2019 Kasım 24'te köylerimize teveccüh göstererek yeni yönetim oluşturduk. Bu yönetim içerisinde ben yurt dışındaydım. Birinci ayda geldim, 2020'nin birinci ayında geldim. Burada ilk bir programımız, 350 kişilik bir program düğün salonumuz var aşağıda, görüntülerde de göreceksiniz. Oradan insanlarımızla bir araya geldik, hesper olduk, hoş muhabbetler oldu. Öyle başladık. Ondan sonra da derneğimizi yeni bir tadilata, yeni bir yüzünü yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi BTR'de de göreceksiniz zaten. Tepeden tırnağa kadar hepsini yeniledik. Derneği gezdik. Çok güzel olmuş. En alt katta düğün salonlarından marketine, binalarına, evet, ve üst katlarda 3 kat tamamen dernek yönetimine, dernek hizmetine ayırmış olduğunuz katlarla. Şu an içinde bulunduğumuz kat adeta bir şark köşesi, muhabbet köşesi, kültür köşesi. Bir üst katında yönetim birimi var, mescitler var, kadın kollarıyla alakalı, evet, birim var. Ve en üst katta yemekhanesi ve mutfağını gezdim, gördüm. Siz önce bir kısaca salonlardan bahsederek kat kat yukarı doğru çıkalım. Şöyle tanımlayayım size. Aşağıda bodrum katta düğün salonumuz var. Onun üstünde düğün salonuna bağlantılı işte kına nişan bir katımız var. Onun üstünde bu katımız zaten idealimde hep vardı, öteden beri hep hayalimde. Biliyorsun Erzurum'un Nene Hatunları, Kara Fatmaları, biliyorsun Kurtuluş Savaşı'nda çok ön plandadır. Biz hanımlarımızı hep arka planda tuttuk bugüne kadar ama artık bundan sonra önümüze tutacağız. Tabii o arkada kalmasında bir manevi bir anlamı var. Ona burada girmeyeyim istersen. Aslında o manevi yönünü herkesin bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Manevi yönü şöyle. Arzu ederseniz anlatabilirsiniz. Şöyle işte biz mesela ben daha önce de hayatımı anlatmıştım bir yerde. Çocuğun ismini veremezdi babalar. Hanımın ismini veremezdi. Hanımıyla yan yana el ele değil de hanım arkadan bey önde giderdi. Bunun bir araştırmasına gittiğimde Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda, Çanakkale Savaşları'nda Erzurum'un erkekleri çok şehit olmuş. Hanımlar dul kalmış. Dolayısıyla gerideki kalan beyler öbür hanımlar, dul hanımlar incinmesin diye hanımın elinden tutmamış. Tahsin Bey. Bu çok önemli. Bu beni derinden incitti hakikaten. Yetim çocuklar kalmış. Baba çocuğunun başını okşamamış ki öbür yetim çocuklar incinmesin diye. Bu çok önemli bir kültür, çok önemli bir anlayış. Onun için bunu okudum, ben inan duygulandım. Yine de şimdi duygulandım. Ama artık onlar geride kaldı. Biz bundan sonra hanımların, çünkü hanım elini değdir her şey güzel olur. Evet. Hanımlarımızı ön plana çıkartıp, hanımlar bu işte daha organize, daha çok çabuk oluyorlar işte. Bu katı da kadın kolları kurarak bu sene hanımlarımıza tesis ettik. Yeni yüzüyle, donanımıyla inşallah güzel şeylere burada imza atacaklarına inanıyorum. Köyümüzün camisinin derneği yoktu. Onu da bu 2020'de kurduk, tescilledik. Köy camimizin yaptırma, güzelleştirme derneğinin genel merkezi adresi. Aynı binamızda bir yer tesis ettik. Burada kongresi, üyelerinin bütün işlemler burada yapılacak ama hizmet köyde verilecek, camide verilecek, köyümüzde verilecek. İnşallah bunu da genel kurul yapamadık. Şu anda kurucular dönemindeyiz. Resmileşti. Pandemiden dolayı Şubat'ın 28'inden sonra inşallah
açılırsa kongremizde yapacağız. Oraya da yeni bir yönetim seçeceğiz. Evet inşallah. Peki Mor Yayla Köyü olarak İstanbul'dan İspire, Mor Yayla Köyü'ne ne tür hizmetler yapıyorsunuz? Neler götürüyorsunuz? Oradaki amaçlarınız, hedefleriniz neler? Arzularınız neler? Şimdi onu sıralamaya geçersek, daha önceki yönetimlerimizde Sayın Mustafa Dağcı kardeşimiz köyümüzün okulunda çok büyük hizmetler oldu. Orada müzemiz var. Orada da açılışlar oldu. Köy güzelleştirme, köyden kopmadık. Köyden geldik ama köyden kopmadık. Bir yüzümüz köyde. Köyümüzde şöyle tarif edersek Tahsin Bey, biz 2800 rakımdan geldik. Kaskaların eteğinde Oğut Darayı'yla sınır olan bir beldeden geldik. Köyümüzün insanı hep gurbet. Yani İspir'in genelinde gurbet var da hep gurbet çocuğu olduk. Gurbete geldik. 80'li yıllardan sonra köyümüzde kimse kalmadı. 100 haneli bir köy. İstanbul'da da tahmin ediyorum 5000 nüfusumuz var. Çünkü köyümüz 100 haneli bir köy. 800 yıla dayanarak bir köy. Peki İstanbul'da 5000 nüfusun hepsine ulaşabiliyor musunuz? Yaklaşık ulaşıyoruz. Ama bundan sonra inşallah kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda kurarak bu faaliyeti daha büyük kitlelere en uzak köşesine kadar ulaştıracağız. Ben buna inanıyorum. Ben onu sosyal medyada gezinirken Mor Yayla Dernek TV diye bir sayfayla karşılaştım. Herhalde evet, dört dörtlük tanıtıma girdiniz. Öyle görünüyor mu? Yeni, ondan bahsedelim. Yeni biz de bu sosyal medyada var olduğumuzu kanıtlayarak dernek tevemizi, dernek Facebook sayfamızı ve dernek sayfamızı kurarak inşallah daha güzel hizmetler, bu birlik beraberliği sağlarsak, işte burada 6 katlı bir binamız var. Bu 6 katta her şey yapılır. Hani hep ne dedik, gönül kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Şimdi ben yıllar önce Mor Yayla Köyü'ne bir gitmiştim. Orada müzeyi gördüm de çok etkilendim. Daha sonra tepeye çıktık, Yedigöller'e indik. Çok harika bir doğa güzellikleriyle karşılaştık. O 2800 metre dağın tepesinde diyebilirim modern binalar vardı. Onları görmüştüm. Yani Mor Yayla Köyü beni gerçekten etkilemişti. O doğayı, o güzellikleri artık bir yerlere taşımak gerekiyordu ve dernek evini de sizin bu noktada inşallah etkili olacak diye düşünüyorum. Peki başkanım, bundan sonraki hedefleridir Mor Yayla Köyü Derneği'nin ve Ahmet Çelik Köy Yönetimi'nin hedefleri, amaçları, hayalleri nelerdir? Bizim hedeflerimiz çok büyük ama maalesef işte bu pandemiden dolayı bütün elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir faaliyet yapamıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Bu arada da bu sene içerisinde 8 tane hakkı rahmetine kavuşan büyüğümüz oldu. Onlara da Allah gani gani rahmet eylesin, makamları cennet olsun. Birçoğusunun cenazesine gidemedik Tahsin Bey. Bu içimizde çok büyük bir hüzün açtı, yara açtı. Ben de mesela ağır bir Covid olayı geçirdim, bir ay hastanede yattım. Onun için inşallah Cenab-ı Mevla bu pandemiyi bir an evvel bitirirse hedeflerimiz çok büyük. İnan Allah'tan hedeflerimiz çok büyük. Çünkü ekipmanımız çok güzel. Herkes azimli, gayretli. İşte anlattığım gibi gençlik kollarımız başkanımız anlatacak, kadın kollarımız başkanımız anlatacak. Yani Mor Yayla Köyü biz bir aileyiz. Bir aile olarak birlik beraberliğimiz, hedeflerimiz çok büyük olacak. Bizde imkanlar çok büyük. Gördüğün gibi işte binamız yani, 6 kat. 6 kat binamız İstanbul'da birçok vakıfta, belki dernekte, belki federasyonun hiçbirinde bu imkanlar yok. Bu güzellikler, bu şeyler yok. Gerçekten Mor Yayla Köyü Derneği'nin geçmişteki yöneticilerine, destek verenlerine teşekkür ediyorum. Buranın da diğer Erzurum derneklerine, köy derneklerine örnek olmasını diliyorum. Biz de ekranlarımızdan burayı sık sık anlatacağız ve örnek göstereceğiz. İstanbul'da yani sayımız çok fazla, gücümüz de çok fazla olsun. Mor Yayla Derneği gibi olalım istiyorum. Başkanım, sizin geçmişte geçen yıl yapmış ve bunu geleneksel hale getirmeyi planladığınız bir 1001 hatım projeniz vardı. Bundan da biraz bahseder misiniz? Şimdi Tahsin Bey, evet. Bu zaten Buhru Aramızın bu başlıca amacı bu sene bu. Geçen sene ilçini İspadayar'la birlikte 1001 hatimi başlattık. Bu sene de beraberiz ama
benim hedefim çok büyük olduğu için inşallah geçen sene 240 hatimle İspadalı'yla birlikte 1570 küsur hatim okuduk. Bu sene ben köylülerime, çünkü 1500 mesaj attık. Herkes çok gayretli, herkes çok azimli. İnşallah biz, belki köyüz, belki ufağız ama inşallah 1001 hatimi biz ikincisi olarak biz sayıya ulaşarak inşallah derneğimizde de Kadir Gecesi, Cenab-ı Allah inşallah o fırsatı verir, bir arada olur. Hem iftarımızı yaparız hem de duamızı derneğimizde hep bir arada inşallah yaparız. Yoksa yine sosyal medya Morgan'ı TV'den duamızı yapacağız. Evet. Başkanım, yönetimden arkadaşlarımız da var. Onların da tek tek görüşlerine başvuralım. Tekrar konumuza döneriz yine. İnşallah. Şimdi Morya ile Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Binali Aslan Bey ile beraberiz. Evet Binali Bey, sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet arkadaşlar, derneğimize geldiğinizden dolayı teşekkür ederiz, emeğinizden dolayı. Biz 2019'da 24 Kasım'da bu derneğimizin seçimine kazandık. Bir şekilde arkadaşlarla beraber yola çıktık. Elimizden geldiğince derneğimiz için yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız, başkanımız da. Evet, dernekçilik fedakarlık isteyen bir iştir. İşinizden, eşinizden, çocuklarından zaman ayırarak buralara geliyorsunuz. Peki evden izin veriyorlar mı buna? Sorun yok, o konuda sorun yok. Çünkü kendi derneğim olduğu için zaten ben başka yerde yöneticiyim. Bu altyapı bizde olduğundan dolayı çoğunlukla orada aldığımız bilgiyi burada arkadaşlarla paylaşarak biraz daha bir üst kademeye çıkarmaya çalışıyoruz. Peki bu konuda köylülerinize, İstanbul'da yaşayan Moriyalılara bir söyleyeceğiniz çağrınız var mı? Ya derneğimize sahip çıkalım diyorum ben. Çünkü dernekçilik çok güzel bir şey. Herkes de akrabayız zaten burada. Ama sosyal konuda biraz daha üzülüyorum. Herkes uzak duruyor. Yani kimse taşın altına elini koymuyor. O konuda biraz daha rica ediyorum arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan, hemşehrilerimizden. Çok çok iyi olur daha doğrusu. Yani birlik beraberlik olduğu müddetçe aşamayacağımız deniz de olmaz, okyanus da olmaz. Derneğimizin seçimlerinde köyümüzün teveccühüyle Ahmet Selik Bey başkanımızın başkanlığında yönetime seçtiler bizi köylülerimiz. Biz de elimizden geldiği kadar köyümüzün sosyal faaliyetlerinde köylülerimize yardımcı olma anlamında köydeki faaliyetlerde elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz, olacağız da. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Köy için fedakarlık yapmamız gerekiyor, yapmak zorundayız. Çünkü bizim köyümüz hep akrabayız zaten, köy olarak hep birliyiz. Köyde akrabalarımız hepsi birbiriyle akraba insanlar olduğu için de problem değil, feda olsun bizim için sorun değil yani. Peki size köylülerinize bir öneriniz, bir çağrınız var mı? Sosyal faaliyetlere biraz daha etkin katılımını bekliyoruz. Tabii genelde katılıyor ama pandemiden dolayı şu anda biraz millet uzak duruyor. Ama genelde katılım iyi, güzel yani, fena değil. Morya ile Köyü Gençlik Kolları Başkanı ile beraberiz. Ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Çelik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Çelik Bey ile beraberiz. Aslında bunlara çok iş düşüyor. Bu derneğin asıl yükünü sırtlanacak, taşıyacak genç arkadaşlarla beraberiz. Onların da duygu ve düşüncelerini alalım. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Derneğimizi baştan aşağı güzel bir şekilde gezdiniz. Ta buranın ikinci katından iki katlıyken ki çocukluk halimi Ahmet Başkanımız zaten onu ara ara kendi dernek sayfasında da yayınlıyor. O zamandan bu zamana bu binada emeği olan tüm büyüklerimize, ölmüşlerimize öncelikle rahmetle başlıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bu güzel binayı bizlere bıraktıkları için emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben Gençlik Kolları olarak Ahmet Başkanımızın önderliğinde 2019 yılında faaliyete başladık. Öncelikle pandemi dolayısıyla
pandemiden dolayı bir araya gelemedik ama sosyal medya üzerinden yaptığımız çeşitli anketlerle gençlerimizin genel ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemeye çalıştık. Bunlara yönelik pandemi durumu ortadan kalktıktan sonra inşallah o planlarımızı yerine getireceğiz. Sosyal aktivitelerimizi yapmaya çalışacağız. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda sosyal bilgiler öğretmeniyim. Benim buradaki tabii dernekçilik, daha demin de söylemiştiniz, gerçekten fedakarlık isteyen bir şey. Zamanınızı ayırıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Sadece buradaki duyguyu alıyorsunuz. O yaptığınız şeylerin, insanları bir araya getirmenin o mutluluğunu alıyorsunuz. Benim amacım inşallah hani buna uygun zamanım da olur, sağlığım da olur. Yine Ahmet Başkanımızın da önderliğinde güzel bir şekilde gençleri bir araya getirmek. Bunun için ne yapabiliriz? İşte gençlerimizi bilinçlendirme, gençlerimizin doğru meslek seçmesi için neler yapabiliriz? Bunları bir araya gelip planlamamız gerekiyor. İnşallah gelecek zamanlarda da bunu planlarız. Evet, gençlerle beraber yapılabilecek aktiviteleri çok uygun ortamlar var bu dernekte. Yani hiçbir dernek belki bu fiziki ortamı bulamıyor. Ve siz gibi de eğitimli, bilgili bir gençlik kolları başkanı olması da Moria ile köyü gençliğinin bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet. Onlar için özel çağrınız var mı? Ya benim öncelikle tabii İstanbul büyük bir şehir ve ne yazık ki burada çok farklı ilçelerde bulunuyor insanlarımız. İşte bu Pendik'te bulunan, Ümraniye'de, Sultanbeyli'de, Tuzla'da bulunan, çok farklı yerlerde bulunan gençlerimiz var. Öncelikle gençlerimizin sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanarak hepsine ulaşmak ve hepsini derneğimize bağlayabilecek çeşitli faaliyetlerde bulunmak. Eğitim anlamında, sosyal kültürel alanda, sportif anlamda geziler, işte futbol turnuvaları, işte çeşitli aktiviteler yaparak onları bir araya getirmek istiyoruz. İnşallah bu hedeflediğimiz şeylere de ulaşırız. Tabii bunun için bir zaman ve emek lazım. Bunu da inşallah hep birlikte vereceğiz. Evet, Allah kolaylık versin. Teşekkür ediyoruz size. Ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Ahmet Çelik Bey de yanımızda. Onun da duygu ve düşüncelerini alalım. Ahmet Bey, sizi önce tanıyalım, sonra da fikirlerinizi, duygularınızı alayım. Aslında öncelikle ekibinizde, derneğimizde misafir ettik sizi. Hoş geldiniz. İç mimar olarak görev yapıyorum sivil hayatta. Bunun haricinde dernek kongresini kazandık. Bir ilk olarak gençlik kollarına kuruculuk yaptık. Amaç gayemiz olarak gençlerimizi derneğimize bağlamak. Bunun haricinde dernekten ziyade köyümüze bağlamak. Yani İstanbul'da böyle bir kurum kuruluşumuz var ama bunu değerlendiremedik bu zamana kadar. Bu binayı da emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin deriz. Çünkü böyle bir imkan çoğu federasyonlarda yok. Geziyoruz İstanbul'un çoğu yerlerini, federasyonları. Yani ben buradan bütün gençlere çağrım. Bu derneğimizi kullanalım. Köyümüze gelelim, gidelim. Yani bizim köyümüz kış ayları olarak çok ağır bir iklimi var. Sürekli gidip gelinecek bir yer değil. Yazın 3 ay bir süreç var. Hiç olmazsa bir 10 gün, 15 gün orada ata toprağı, dede toprağı gidip ziyaret edilebilir, gezilebilir. Biz burada dernek binamızda yani genel anlamda gençler sosyal medya kullanıyor. Bunlara biz yani sosyal medya üzerinden ulaşıp buralarda çeşitli etkinlikler yaparak, söyleşiler, seminerler düzenleyerek köyümüze adapte edeceğiz bir şekilde. Derneğimize birleştirici konusunda daha etken olmamız lazım. Burada herkese aslında görev düşüyor. Sadece bu yönetimin, gençlik kollarının işi değil. Bütün köyün görevi bu. İnşallah bunun, yani pandemi süreci bize çok ters bir zamanda denk geldi. Pandemiden sonra inşallah var gücümüzle gerekeni yapacağız biz de. Teşekkür ederim. Evet, Ahmet Bey'e de teşekkür ediyoruz. İspir Moria'yla köyü sadece ana yönetimi gençlik kolları değil, hanım kollarıyla, kadın kollarıyla da diğer derneklere fark atmış durumda. Hanım Ali değmeden hiçbir güzellik olmaz. Bunun farkında başkanımız da en başında açıklamıştı. Şimdi birazdan hanım kollarının da duygu ve düşüncelerini alacağız. Kadın kolları başkanımız Hava Kaya.
ve ekibi şu anda yanımızda. Hava ablamız bize çalışmalarından bahsedecek ve İspir Moria ile köyünü kısaca bize anlatacak. Evet Hava Hanım, sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Biz 2019'da Moria ile kadın kollarını kurduk. Ama ne yazık ki pandemiden dolayı bir faaliyet yapamadık. İnşallah bunları başaracağız Ahmet Başkanımızın sayesinde. Biz bu işleri aşacağız. Dernek adına aktifte olmayı düşünüyoruz. Yani güzel bir şeyler başaracağız. Gezilerimiz olacak. Kur'an şeylerimiz var. Gruplarımız kurduk. Sosyal medya üzerinden pandemiden dolayı bir araya gelemedik ama gruplarımızda bin bir hatim başlattık. İnşallah bunları başaracağız. Güzel şeylerimiz olacağına inanıyoruz köyümüzün adına. Ben Ahmet Çelik adına, dernek başkanımızdan Allah razı olsun yaptıklarınıza, kadınlara öncelik verdiklerinden dolayı, yani bizi de şey yapıyor arkalarında. Bu arada çok memnunuz dernek adına. Bundan sonra da faaliyetlerimiz arkadaşımın demesi gibi, başkanımın demesi gibi gezilerimiz olacak, camileri falan gezdireceğiz. Yani şey yapacağız inşallah. Çok hayallerimiz var da pandemiden dolayı bir türlü şey yapamıyoruz, gerçekleştiremiyoruz. İnşallah o da olacak. Hem gençlik kolları adına hem kadın kolları adına. Şeyimiz var yani, düşüncelerimiz var. Hoş geldiniz derneğimize. Derneğimizden memnunuz, başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Buralar böyle değildi, çok güzel oldu. Düğün salonumuz çok güzel oldu. Ben ne anlatayım bilmiyorum. Biraz heyecanlandım ama. İşte Kur'anlarımız oluyor. Allah razı olsun başkanım, hava başkanımızdan. Çok güzel Kur'an grubumuz var. Başkanımız ve kadın kolları başkanımız Hava Hanım'ın yanında tabii ki derneğimiz adına aktiviteler ve çeşitli düzenlenen şeylerde yanında olmaya çalışacağız inşallah. Bu pandemi sürecinde peki aktivitelerimiz çeşitli yani hiçbir şekilde şey olmadı ama inşallah en kısa zamanda bu aktivitelerimize çeşitli düzenlenen şeylere yanlarında olacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Moriayla köyünün İstanbul'da 5000'e yakın nüfusu var. Bunun muhtemelen yarısı hanımdır, yarısı bayandır. Bunların hepsine ulaşabiliyor musunuz? Ve ulaşmak için veya onlara bir çağrınız var mı? Söylemek istediğiniz onlara özel çağrı, notlarınız var mı? Onlara çağrımız inşallah bu pandemi sürecini atlatırsak, bir faaliyetlere başlarsak böyle bir toplantı burayı kurmamızın amacı da hepimiz gençleri bir araya toplamak. İnşallah ulaşmayı düşünüyoruz, ulaşacağız. Peki size kolaylıklar diliyorum. Çok güzel bir mekanınız var. Çok güzel bir başkanınız var. Evet, Ahmet abi. Sadece Moria ile köyüyle değil, Erzurum camiasında sevilen, sayılan ve bütün gönlünü, bütün varlığını Erzurum için ortaya koymuş çok değerli bir başkanınız var. Gençlik kolları başkanınızla, başkan yardımcınızla tanıştığım birisi öğretmen, birisi iç mimar. Gerçekten çok eğitimli insanlar. Tüm derneklerin, tüm sivil toplum kuruluşların burayı örnek almalarını diliyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, başarılı olun. Moria'daki gençlerimiz olarak üyelerimiz, bütün herkese buradan çağrı bir nebze. Bu ayın Mart ayının 5. gününde Mart 5 2021'de köyümüzde bir çıkartma yapacağız buradan topluca bir etkinlik babında. Orada yöresel olarak işte Telervası olsun, Hızek Binme olsun, topluca buradan bir etkinlik babında birleştirici anlamında köye bir yolculuğumuz olacak. Gelmek isteyen herkesi bekleriz, köyümüzde bir ağırlama yapacağız orada. Katılım olursa şimdiden herkese teşekkür ederim. Burası derneğimizin yeni ofisi. Başkan yönetimine ait bir ofis tertip ettik. Bu ofiste neyimiz var? Kupalarımız var tabi. Moria'da şöyle futbol turnuvasının almış olduğu kupalar var. 3 tane kupamız burada var. Bir 3-4 tane de orada var. Maşallah köyümüz bu hususta, gençlerimiz çok dinamik. Ben onunla gurur duyuyorum. İnşallah bu başarılar devam edecek. Bir de Tahsin Bey, demiştin yapacakların arasında. Yapacakların arasında çok şeyler var da nasıl diyeyim, nasıl anlatayım. Örneğin diyorum ki ya her üyemiz bir sigara parası. Ayda bir sefer
dernek hesabına. Yani ne olacak? 20 lira. Okuyan çocuklarımıza burs vereceğiz. İhtiyacı olan köylülerimize veyahut da yakın köylülerimize ihtiyacı olanlar var. Bunlara bu fondan böyle bir yardım edelim diye böyle yapacakların arasında bunlar da var. İnşallah bunları da ilerleyen günlerde dile getirip böyle bir fon bazında yardım ve burç mahiyetinde buna da başlatacağım. Dernek niye kurmuşsun? Dernek zaten adıyla Sosyal Kültürel Yardımlaşma Derneği. Onun için sosyalliği, yardımlaşma, kültürü bu arada hepsini yapmamız lazım. Bunu doldurmamız içeriğini. Bir de ben sesimizin, görüntümüzün gittiği yere herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sülfünisan ettikse affola. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi çok mutlu ettiniz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Evet, bugün İspir Morya ile Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ndeydik. Değerli Başkanı Ahmet Çelik Bey ile ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Kısa bir söyleşi yaptık. Derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldık. Çok güzel mekanları var. Dernek merkezi değil de kısaca biz burada külliye diyebiliriz artık. Ve derneğin yine yönetim odasındayız. Sportif başarılarla dolu bir geçmişi olan bir dernek. 1, 2, 3, 4 orada var. 3, 4 tane, 5, 6 tane kupa var. İspadar'ın her yıl yapmış olduğu geleneksel futbol turnuvasının herhalde bütün kupalarını Morya ile derneği toplamış gibi görünüyor. Onun için Morya ile gençliğine de teşekkür ediyorum. Morya ile köylülerine teşekkür ediyorum. Ve onlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle bir mekanınız varsa, böyle bir derneğiniz var, böyle bir yönetiminiz ve başkanınız var, bunları yalnız bırakmayın, yanında olun. Allah yolunuzu, izninizi açık etsin.
Erzurum ili İspir ilçesi Moriyayla Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin çalışmalarını ve terasını izledik. Moriyayla Derneği geleneksel hale getirmiş olduğu Binbir Hatın programıyla da gündemdeki yerini koruyor. Şimdi birazdan Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Cami İmam Hatibi Nurullah Aktaş Hocam ve Sancaktepe ilçe vaizi Mehmet Zeki Bakırcıoğlu Hocam'la beraber Binbir Hatın 3 aylar ve Binbir Hatın önemiyle ilgili sohbetlerimiz olacak. Evet, ben şimdi mikrofonu Nurullah Aktaş Hocam'a devrediyorum. Hocamın muhteşem sesinden bir Kur'an tilaveti, bizi Kur'an ziyafeti dinleyeceğiz. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاء شاء الله
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم الفاتحة Güzel sesinizde, güzel yorumunuzda ruhumuzu şenlendirdiniz. Evet, şimdi de Mehmet Zeki Bakırcıoğlu hocamın 3 aylarla ilgili ve 1001 hatımla ilgili detaylı bilgiler alacağız. Hocam mikrofonu size, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz izleyiciler, tabi evvela Mor Yayla Derneği Başkanımıza ve burada Erzurum TV'ye emeği geçen ve bu organizede büyük çalışmalar içinde olan değerli kardeşlerimize, bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsunlar. Tabii nice hayırlı hizmetlerin inşallah kapılarını açarlar ve birçok derneğe de bu manada örnek bir çalışma sergilerler. Tabii biraz önce VTR'de de izlemiş olduk. Güzel Yalı'da Mor Yayla Derneği'nin Köyü Derneği'nin güzel bir binası var. 6 katlı bir bina. İçi gayet şık döşenmiş. Efendim, konferans salonuyla, kütüphanesiyle, sosyal mekanlarıyla, gençlerin, kadınların her türlü imkana sahip olduğu güzel bir mekanları var. Tabii burada sosyal yardımlaşma ve kültür dernekler bunun için vardır zaten. Bunun için gayret ediyorlar. Özellikle de Mor Yayla Köyü ama bütün İzmir'in, Erzurum'un kültürlerini tanıtmak üzere büyük çabalar, programlar yapılıyor. Bu manada Ahmet Başkanımızı da çok heyecanlı gördüm. Yönetim kurulunda bu heyecanı devam ediyor. Güzel işler yapacağı kanaatindeyim inşallah. Tabii bu her türlü imtihan hali olduğu gibi bu salgın da bir imtihandı. İnşallah salgın imtihanını da yüzümüzün akıyla atlatabilirsek bundan sonra çok sık bir araya gelmek, güzel programlar yapmak, icra etmek suretiyle hem Erzurum'un manevi manada tanıtılması hem de gençlerimizin yetiştirilmesi, vatan, millet, bayrak sevgisi, din, iman ve Kur'an bilgisiyle yetişmeleri çok önem arz ediyor. Dernekler için tabi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var bütün Müslümanlara sesleniyor. Festebiqul hayrat. Hayırda yarış ediniz. Hayırda yarışmak lazım. Güzel şeylerde yarışmak lazım. Güzel şeyler paylaştıkça çoğalır, yayılır, dağılır ve buna öncü olan, bu işte çabalayan, bu işte yol açanlara da sonrakilerin yapmış oldukları güzel işlerin sevabı da bu yolu açan kimselere yazılır. Yani dolayısıyla da bir güzel iş başlatmak ve yararlı işler yapmak her Müslümanın vazifesi olması lazım. Özellikle de bu Mor Yayla Köyü Derneğimiz maşallah bugünlerde tabii bu ikincisi olan bir güzel işe girişmişler. Bu da Erzurum'un bu zamana kadar ki devam ede gelen binbir hatim geleneğini burada da sürdürmek ve devam ettirmek. Bu çok önemli. Yani bir derneğin, bir kuruluşun, özellikle yöresel derneklerin ilk amacı kendi yöresinde
ki olan kültürlerin devamını sağlayabilmek ve bunları bir sonraki nesle aktarabilmektir. Bunu yemeklerinden tutunuz da kültürüne, davranışlarına, edebine, örfüne, ananelerine, efendim, dini, manevi anlamdaki geleneklerine kadar bütün hususiyetleri, almış olduğu ata mirasını sonraki nesillere aktarmak kadar muazzam bir görev de icra etmesi lazım derneklerimizin. Dolayısıyla bu Moryayla Köyü Derneği'nin de bundan sonra inşallah güzel işler yapacağını, bakınız ikincisi düzenlenen bu 1001 hatim kolay bir iş değil. Bu geleneği başlatarak devam ettirmek Allah razı olsun nasip olmuş Moryayla Köyü Derneği'mize. İnşallah bunda da muvaffak olurlar ve bunda devam ettirirler. Tabii Erzurum deyince 3 aylardan bahsedeceğiz ama her şerefin mekan bil mekin diye atalarımızın güzel bir ifadesi vardır. Bir mekana şerefini veren de aslında orada yaşayanlardır. Oranın manevi mimarlarıdır. Şu ana kadar Erzurum İslam beldesi, mülki İslam'ın kilidi olarak vazife yapmış. Doğunun sınır taşı, Erzurum gibi mert, efendim manevi anlamda imanla, göğsü imanla dolu ve çelik gibi efendim dayanıklı bir dadaş anlayışı var. Tabii burada yetişmiş, bu topraklarda yetişmiş bu manevi anlamı bir sonraki nesle aktaramak, devam ettirmek elbette bizlerin görevidir. Tabii manevi anlamdaki Erzurum'un yani toprağın altında yatan büyük evliyaları hürmetine de hakikaten bu devam ede geliyor. Özellikle Alvarlı Efe Hazretleri, Habib Baba Hazretleri, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda gelin olduğu halde efendim gelinlik bir haldeyken bile hiçbir şeyi umursamadan yavrusunu bırakıp doğru cepheye koşmuş Nene Hatunların toprağıdır Erzurum. Alvarlı Efe Hazretlerinin beyitlerinde ve duasında maneviyatla yoğrulmuş bir topraktır Erzurum. Öyle diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Erzurum kilidi mülki İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi, ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Ramazan'da bir alişan ederler. O şehri siyamı zişan ederler. Şu kara gönlümü gülşan ederler. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Bunu söylemekle de Muhammed Lütfi Hazretleri burada Erzurum'un ve Erzurum halkının da ne kadar İslam'a, Kur'an'a, imana saygı dolu bir şekilde, özellikle de 3 aylara, özellikle de Ramazan-ı Şerif'e, özellikle de hatimlere, özellikle de Kur'an'a saygılarına bir hayranlık besleyerek bu şiiri yazmış. Ve bundan sonra da göl yerinde elbet sular bulunur, yine vardır diye ümit olunur. Yani Erzurum'un efendim bundan sonra da elbette ki hiç ümidi kesmeden, ümidimizi kaybetmeden Erzurum'un asli hürriyetiyle, maddi manevi efendim donanımıyla birlikte böyle gidecek inşallah. Ümit kaybetmek yok. Yine o mirası devralacak nice gençlerimiz, nice nesillerimiz olacaktır. Bunlar da ümidimizi kesmeyeceğiz. Göl yerinde elbet sular bulunur ve devam eder. Bakınız işte bu göl yerinde elbet sular bulunur, yine vardır diye ümit olunurun en güzel örneği bu 3 aylar münasebetiyle oturulup da ne yapalım? Erzurum'un bir manevi yarışı var. 1001 hatim geleneği. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yere biliyorsunuz melekler gelir aziz izleyiciler. Melekler o yeri sararlar ve Allahu Teala'nın izniyle o Kur'an okuyanlara hem maneviyat dağıttıkları gibi hem de orada bulunan
o mekana bir şeref verirler, bereket getirirler, lütuf getirirler. Yani parayla da pulla da bazen bereket olmuyor. Bereket imanla, maneviyatla, efendim, huzur dolu, Allah'a secde ile yoğrulmuş bir hayat ile oluyor. Allah-u Teala'nın elindedir bereket, o veriyor. Dolayısıyla Kur'an'ının okunduğu yere, bakınız bin bir hatim, bin bir tane efendim çeşitli sesleriyle, efendim nameleriyle, okuyuşlarıyla bu hatime, bin bir hatime katkı yapan nice kimseler vardır. Nice onların arasında ihlaslı, takvalı insanlar hürmetine bir bakıyoruz ki farklı bir bereket kapıları açılmış inşallah. Bin bir hatim okumak, hakikaten bu geleneği devam ettirmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim Kur'an-ı Kerim ile haşır neşir olursa, Kur'an-ı Kerim ile arkadaş olursa, Kur'an-ı Kerim'i yoldaş olarak kabul ederse, Kur'an-ı Kerim o kimselere yarın yevm-i kıyamette şefaatçi olacaktır. Kur'an tek şefaatçi olarak gelecektir. Yani bu insanlar böyle bir gelenek oluşturmuşlar. Beni dillerinden düşürmüyorlar. Bin bir hatim, yani Kur'an okunmayan ev yok. Kur'an okunmayan yer yok. Her yerde farklı namelerle efendim bir Kur'an-ı Kerim okuma ve bereketin, feyzin göklere doğru, arş-ı alaya doğru yükseldiği bir manevi atmosfer oluyor. Elbette ki Kur'an-ı Kerim kendisine bu kadar yakın olanları, bu kadar arkadaş ve yoldaş edinenleri kendisi bizzat şefaatçi olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, değerli izleyiciler. Tabii 3 aylarımız çok önemli. Allah-u Teala mekanların faziletini beyan buyurmuş. Kabe-i Muazzama çok faziletlidir. Mescid-i Haram çok faziletlidir. Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki mescide verilen isimdir. Kabe'de namaz kılmak, dünyanın diğer yerlerinde kılınan namazdan 100 bin rekat daha fazla sevaptır. Kutsal mekanlar ifadesi Kur'an-ı Kerim'de, İsra suresinde Estaizu billah, Bismillah, Subhanellezi esra bi'addihi leylen minel mescidil haram ilen mescidil aksallezi barakna havlehu etrafını bereketli kıldığımız yer. Kutsallığı, değerli kardeşim, bir yere kutsallığı Allahu Teala takdir ediyor. Oradaki imanlı insanlar vesilesiyle veriyor. Tabii kutsal mekanlar olduğu gibi bazen hacca, umreye gidemiyoruz. Ama kutsal zamanlar ayağımıza kadar geliyor. Yani mekanlarına gidemesek de kutsal zamanlara saygı göstermek gerekmektedir. Bu zamanlar da işte 3 aylar mübarek kandillerimiz, kandil gecelerimiz bu mübarek zamanlardır. Hatta biliyorsunuz regaib kandili, efendim regaib kandilimizde yarın akşam inşallah regaib kandilimizi eda edeceğiz. Regaib kandilimizden Recep ayına girdik. İlk cuma gecesi regaib kandilimiz ve daha sonra Recep ayında ikinci kandilimiz var, Miraç kandilimiz. Bunları boş geçirmememiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Hamsü leyalin la turaddu fihinne edda've. Duaların reddolunmadığı 5 gece vardır. Bu 5 gecenin ilki Recep ayının ilk cuma gecesi olan regaib kandilidir. Duaların reddolunmadığı, kabul olunduğu, geriye çevrilmediği 5 gecenin ilki regaib kandilidir. İşte 3 aylar mukaddes zamanlara girdik. Mübarek zamanlara girdik. Burada da en çok dikkat etmemiz gereken toplumsal hadis yapacağımız işler olduğu gibi ferdi anlamda da bir takım girişimlerimiz olacak. Kur'an-ı Kerim'i, hatimleri elimizden düşürmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i elimizden düşürmeyeceğiz. Gönlümüzde, zihnimizde devamlı taptaze, pırıl pırıl bir şekilde indiği günkü gibi Kur'an-ı Kerim hala nurunu, parlaklığını, güzelliğini
mevcudiyetini devam ettiriyor değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e ne kadar yakın olursak, ne kadar ilgili olursak, bazen şöyle sorular geliyor. Hocam, Kur'an-ı Kerim'i okurken bazen hata yapıyorum. Bu hataların yaptığım zaman günah olur. Tecvid bilmiyorsunuz efendim diye soruyorlar. Ben de Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşıyorum. Yani böyle söyledikleri zaman Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum. Çünkü hata yaptığım zaman günah alacağımdan korkuyorum. Halbuki Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Kekeleyerek bile olsa mutlaka Kur'an'ı okuyunuz. Elinize Kur'an'ı alınız. Kur'an'la ne kadar yakın olursanız Allah'a o kadar yakınsınız demektir. Kur'an'a ne kadar yakınsanız Allah'a o kadar yakınsınız. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Her harfine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle 10 sevap vardır. Elif, lam, mim dediğimiz zaman elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf ve böylece diyelim 30 sevap alıyoruz. Sonra bu hatimleri yaptıktan sonra da, Kur'an'larımızı okuduktan sonra da ya Rabbi elde etmiş olduğumuz bu sevabı cümle ölmüşlerimize, şühedamıza, özellikle şehitlerimize, bu cennet vatanı bize emanet bırakan şehitlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Büyüklerimize, bu topraklara yaşamış dedelerimize, ölmüş atalarımıza, onlar bizden bir Fatiha bekliyorlar, Kur'an bekliyorlar. Ölülerin dirilerden beklediği tek şey duadır, Kur'an'dır. Biz mezarlıklara gidemiyoruz bazen ama uzaktan da hatimlerimizi gönderebiliriz. Hatim okumak suretiyle ellerimizi açarız. Ya Rabbi kazanmış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz bu sevapları ölmüşlerimizin ruhuna gönderiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in manevi tesiriyle inşallah ölmüşlerimizin kabirlerini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle diye dualar ediyoruz. Onun için bu mübarek gecelerde de inşallah Kur'an-ı Kerim okuma ibadetinden uzak durmayalım. Kur'an-ı Kerim okuma ibadettir. Yani her harfine sevap veriliyorsa okumak, bakmak, ilgilenmek, okumaya çalışmak Kur'an-ı Kerim'i bir sevaptır. Dolayısıyla da bu binbir hatim geleneğinin de özünde bu var zaten. Aslında herkes katılmalı. Erzurum'un Merkezi Cami, Ulu Camisi'nde, Merkezi Camilerinde bir bakıyoruz. Hiç efendim durmadan önünde rahleyle, elinde Kur'an ile Kur'an-ı Kerim şakırtıları, Kur'an-ı Kerim sesleri, hatim tilavetleri hiç eksik olmuyor. Tabii burada o toprağa bereket, o toprağın özel bir, buradan gidenler de söyler, Erzurum'un değişik bir havası var. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'in okunan yerde, mekanda, ailede, çevrede oraya bir bereket iner. Binbir hatim geleneğinin başka bir ilde veya ilçede olduğunu bilmiyorum. Çünkü ilk defa bu Erzurum merkezli başlamış. Bu güzel geleneği de devam ettirmek lazım. Nesillere de bunu aktarmak lazım. 3 aylarımız Recep-i Şerif ile başlıyor değerli kardeşlerim. Önümüzdeki inşallah ilk cuma gecesi Regaib Kandilimiz. Regaib Kandili demek Allah'a yönelme vaktidir. Çünkü ilk kandil regaib, yönelme vakti. Artık bu dünyanın şafşatası, cafcafına çok fazla kapılıyoruz. Yani günahlarımız, efendim bu dünyanın süsü, her türlü efendim tezyini bizim cebimize kadar girebiliyor. Telefonumuza kadar geliyor, ekranımıza geliyor, televizyonlarımıza geliyor. Bazen çok kapılıp farklı yerlere gidebiliyoruz. Ömrümüzü bazen boş kuruntulara, fani dünyanın fani işlerine fazla kaptırıyoruz. Dolayısıyla da regaib kandili demek biraz kendimize çeki düzen vermek, manevi yönümüzü biraz muhasebeye tabi tutarak yeniden düzenlemek, yeniden bir muhasebe içine girmek, manevi anlamda ruhen yenilenmek demektir regaib kandili. İnşirah suresinin sonunda malumunuz فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Rabbimiz buyurdu ki artık Rabbine yönelme vakti gelmedi mi? Onun için eski tasavvuf uleması regaib kandilinde inzivaya çekilmeye başlardı.
Ta ki Beraat Kandili'ne Şaban ayının son Şaban ayının orta gecesi yani 15. gecesi ne kadar bu inziva devam ederdi. Yani Rabbe yönelme içinden Rabbine her türlü yani işlemiş olduğumuz günahlarımızla birlikte yönelmeye isyanım çoktur ya Rabbi, günahım çoktur, keşke yapmasaydım dediğim hatalarım vardır elbette ama başka gidecek kapım yoktur senden başka ya Rabbi diyerek yeniden bir tevbe ile 3 aylara başlamak lazım. Şimdi bu malumunuz 5 tane kandilimiz var. Bir tanesi 3 ayların dışında. Yani Mevlidi kandili Rebu'l Evvel ayının 12. gecesi. Fakat diğer 4'ü 3 ayların içerisinde. Regaib kandili, Miraç kandili, Beraet kandili ve Kadir gecesi. Kadir gecesi ki bütün mübarek gecelerin en kıymetli olanıdır. Çünkü neden? Kur'an'ın indiği gecedir. Kur'an 610 yılında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani miladi tarih itibariyle 610 senesinde bugün miladi tarih 2021'in içerisindeyiz. 610 tarihinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir Hira mağarasında Cebrail Aleyhisselam tarafından indirildi ve 1400 küsür 1500 sene geçmesine rağmen hala ilk indirildiği günkü gibi Kur'an-ı Kerim hiç bozulmadan, çizilmeden, tahrip olmadan, tahriş olmadan günümüze kadar gelmiş en büyük mucizedir. Yeryüzünün en büyük mucizesi elimizde tuttuğumuz, ezberimizde tuttuğumuz, gönlümüzde tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim'dir değerli kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim ile haşır neşir olmak bu aylarda çok önemlidir. Tabii bu aylarda ilk yapacağımız iş bu gecelere ulaşmak, bu 3 aylara ulaştığımız için Rabbimize hamdü sena etmektir, şükretmektir. Çünkü geçen sene 3 ayları aramızda olup da bu sene 3 aylarda ve mübarek gecelere ulaşamayan nice dostlarımız ve sevdiklerimiz vardır. Bu salgın dolayısıyla da zaten bunları da görüyoruz, haberlerini sık sık da alıyoruz. Bizim de bir garantimiz yok. Gelecek sene 3 aylara ulaşacak mıyız, ulaşamayacak mıyız? Onun için hayırlı işlerimizi bu aylarda çoğaltmamız lazım. Bu aylarda Regaib kandilimizde önce neyle başlamak lazım? Tevbe istiğfar ile başlamak lazım. Değerli kardeşlerim, tevbenin kabul olmasının 4 tane şartı vardır. Nasuh tövbesi yapmak lazım. Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi kesin tevbe demektir. Ya yüllezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Yani nasuh tövbesiyle tövbe ediniz. Nasuh tövbesinin tam 4 şartı vardır. Rabbimizin bizden istediği ve kabul edeceğini buyurduğu tövbenin 4 şartı vardır. Birincisi, insan bütün geçmiş günahlarına derin bir pişmanlık duyacak. İkincisi, bu pişmanlığı ömür boyu devam ettirecek. Üçüncüsü, bir daha bu günahlara geri dönmeyecek. Dördüncüsü ise, bu günaha düşmüş olanları da uyaracak. Yani ben tövbe ettim, kurtuldum, başkası ne yaparsa yapsın değil. Onların da o günahtan el etek çekebilmesi için çabalaması lazım. İşte böyle bir nasuh tövbesi yaptığı zaman insan, değerli kardeşlerim, şirkin dışında hangi günah olursa olsun affedilmeyecek hiçbir günah yoktur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Rabbim şirk dışında bütün günahları bu şekilde nasuh tövbesi yapıldığı zaman affedeceğini beyan buyurmuştur. Tabi değerli kardeşlerim, yine ferdi anlamda ve toplumsal anlamda yapacağımız işlerden birisi de bu mübarek 3 aylarda ailemizde bu büyük 3 tane misafirin geldiğini hissettirmek, okumalar yapmak, Peygamberimizin hayatını okumak, Kur'an-ı Kerimleri okumak, ailemizde şöyle bir televizyonları, interneti kapatarak şöyle bir yarım saatliğinde olsa bir din dersi yapmak, Kur'an okumak, Peygamberimizin sohbetini yapmak, şu 3 aylarda
ailemizde de bir üç ayların geldiği huzurunu vermek de bizim vazifemizdir. Başlıca aileden başlamak lazım bu işe. Sonra komşularımıza, etrafımızda fakir, fukara, yetim, garip, kuraba varsa bunları da gözetmek lazım. Bunlar da eski Osmanlı tabi ecdadımızın yaptığı gibi üç aylar geldiğinde, mübarek kandiller geldiğinde, mübarek Ramazan ayı geldiğinde pirinci, bulguru, peyniri ucuzlatırdı esnaf. Niçin? Fakir fukara da alsın, sofrasına ekmek götürsün diye. Onlar da sevinsinler, üç ayların manevi iklimine huzur bulsunlar diye böyle bir girişim yapardı. Bunu her zaman için biz fakir fukaranın hatırını sormak, yetimlerin başını okşamak. Bakınız, tabii savaş zamanlarında Erzurum'da özellikle yetim kalan, dul kalan efendim kimseler vardı. Yetim çocukların başını okşarlardı. Kendi çocuklarının başını okşamazlardı onlar incinmesin diye. Yani kendi çocuğuna yaptığı yemeği önce yetime yediriyor, sonra kendi çocuğuna yediriyor. Yetim bu kadar önemlidir. Efendim dul olan kimselerin de yardım edilirdi. Hal hatır sorulurdu. Kendi ailesinden önce onlara yiyecek alınır, evlerine bırakılırdı. Dolayısıyla da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne güzel bir hadisi şerifi var. Kim bir yetimin başını okşarsa arş-ı alada onun ismi yankılanır. Kim bir yetimin başını okşarsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakınız o yetimin başındaki kıllar adedince, saçındaki kıllar adedince o kimseden günahlar dökülür. Kim bir yetime kefil olursa, bakınız bu hadisi şerif çok önemli. Kim bir yetime kefil olursa, belki derneklerimizin yapacağı işlerden birisi de ve en güzel hizmetlerinden birisi de budur. Yani yetimleri tespit edip onlara efendim maddi manevi ne ihtiyaçları varsa temin etmek. Ve kefil olmak. Kefil olmak şudur. Yani yetimin efendim büyüyünceye, okuyuncaya, efendim iş sahibi oluncaya, eli tutuncaya kadar yardımcı olmak, yanında olmak. Kim bir yetime kefil olur, onun efendim maddi anlamda ihtiyaçlarını üstlenirse, Peygamber Efendimiz mübarek parmaklarını kaldırdı, şu iki parmağını, şu iki parmak nasıl yan yanaysa o kimse ile cennette beraber olacağız diyor. Ne büyük bir müjdedir. Zaten bütün dualarımız da değerli izleyiciler bunun için değil midir? Ya Rabbi bizleri Peygamberimize kıyamet gününde cennette Peygamberimize komşu eyle. İşte Peygamberimize komşu olmak için de onun sünnetini yapmak, onun yaptığını yapmakla olur. Yani onun yolundan gitmekle olur değerli kardeşlerim. Peygamberimizin sözlerini ve emirlerini yerine getirmekle olur. İşte yetimlerin sahibi, öksüzlerin, yoksulların, fakir fukaranın babası Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her daim örnek alalım. Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe validemizin de ifadesiyle üç aylar gelince, özellikle Ramazan-ı Şerif gelince Peygamberimiz çok cömert olurdu. Yani başka aylarda olmadığı kadar cömert olurdu. Fakir fukarayı sorardı. Efendim onlara elinden geldiğince kendisinde tutmaz parayı devreder, yardım ederdi. Dolayısıyla da dünyadan ne götüreceğiz dediyseniz eski Mısır krallarının efendim mezarlarını kendi altın eşyasıyla gömerlerdi. Ama üzerinden yıllar geçti. Çıkarıyorlar, bakıyorlar ki mumyalanmış veya çürümüş bir ceset ama eşyalar olduğu gibi duruyor, altın eşyaları mezarlıkta olduğu gibi duruyor. Çünkü bu altınlar, bu paralar, bu eşyalar dünyanın malı mülkü, dünyaya aittir. Burada kalacaktır. Peki biz ahirete ne götürüyoruz? İşte elde ettiğimiz sevapları götürüyoruz değerli kardeşlerim. Kur'an okumanın sevabı, fakir fukarayı sormanın sevabı, özellikle de mevlid kandillerimizde, mübarek gecelerimizde yapmış olduğumuz ibadetlerimizdeki sevaplarımızı götürüyoruz. Onun için bu binbir hatim
Dolayısıyla da bu derneğimizin başlatmış olduğu bu güzel faaliyete desteğimiz sürmeli. Hepimiz okumalıyız. Hepimiz bunun katkısı içerisinde bulunmalıyız ki yarın yevmül kıyamette bu güzel insanlar nerede? Benim için Kur'an okuyanlar, hatim indirenler nerede? Beraber bir araya gelip isimleri belli, kimin nerede ne okuyacağı belli. Bu insanlar, bu güzel insanlar nerede? Arşımın gölgesinde gölgelendireceğim dediği zaman en azından o güzel insanların arasında olalım inşallah. Kısa bir dua ile bitirelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Rabbi, yapmış olduğumuz ibadetleri, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, hatmi şerifleri, tesbihleri, zikirleri dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle. Onlardan hasıl olan ecru hasenatı evvelen bizzat Seyyid-i Kainat, Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh-i tayyibelerini hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Yine hasıl olan ecru hasenatı, ilk insan, ilk peygamber, Hazreti Adem Safiyullah'tan bu zamana gelinceye kadar bütün enbiyanın, esbiyanın, şühedanın, sulahanın, ulemanın da ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle bu hatimleri okuyan, bu şu anda bize bu imkanı veren, bu güzel çalışmalar içerisinde olan kardeşlerimizden bir cümle ölmüşlerin ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an hürmetine cümle ölmüşlerimizin kabirlerini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, amellerini makbul eyle, kusurlarını, günahlarını mağfur eyle ya Rabbi. Biz de aynı hal ile hallendiğimiz zaman göğsümüzde hıfz-ı yezdan, dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapayıp bu dünyadan iman ile, Kur'an ile göçüp gidebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver, dertlerimize devalar ver, boşta olanlarımıza ödeme kolaylıkları nail eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle. Dualarımızı Arafat'ta yapılan dualar gibi kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.